Sevgili seyirciler, başkent Ankara'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl kutlama törenlerinin yapılacağı Atatürk Bulvarı'ndan herkese mutlu günler. Sevgili seyirciler, bugün bayram. Bugün hakkın batıla üstün gelmesinin, bugün mazlumun zalimi yenmesinin, bugün haklının haksıza galip gelmesinin bayramı. Bugün bayram. Bugün bir milletin ölüm kalım savaşının zaferle taçlanmasının, bugün milletimizin bağrında emperyalist emellerin parçalanmasının bayramı. Sevgili seyirciler, bugün bayram. Bugün bir milletin, bir kahraman adamın, Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında izzetiyle zilleti, cesaretiyle esareti yenmesinin bayramı. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Kutlu olsun. Sevgili seyirciler, her yıl olduğu gibi bu yılda 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi kutlamalarının merkezi yine başkent Ankara. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl kutlama törenlerine iştirak eden askeri unsurlar şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeler ve birazdan hep birlikte İstiklal Marşımızı okuyarak tören geçişine başlayacaklar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 11'de Anıtkabir'e çıkarak Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzaladı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan 12.30'da düzenlenen tebrikat töreniyle de kutlamaları kabul etti ve hala kabul ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle ülkemizin her yanında olduğu gibi başkent Ankara'da da resmi ve özel kurumlara ait binalar, yollar, sokaklar bayraklarla ve Atatürk posterleriyle donatılmış durumda. Eğer başkent Ankara'daysanız ve bu güzergaha yakınsanız sizin de bu coşkuya eşlik etmenizi özellikle tavsiye ederim. Ayrıca pek çok vatandaşımız balkonlara baktığınızda, pencerelere baktığınızda astıkları ay yıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleriyle de içlerindeki bayram sevincini dışa vurma çabasındalar. Bu arada hemen şöyle bir bilgi verelim. Başkent Ankara'daysanız ve bu kutlamaları yerinden takip etmek istiyorsanız dışarı çıkarken biraz dikkatli olmakta fayda var. Yaklaşık 34-35 derece civarında bir sıcaklık sizi bekliyor olacak. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları biraz düşecek ama özellikle bugün de çok sıcak bir hava olacağını baştan söyleyelim ve sizleri uyarmış olalım. Sevgili seyirciler, Türk milleti 20. yüzyılın başlarında iflah olmaz düşmanlarının yeni bir hevesi, haçlı zihniyetinin yeniden depreşmesi ve emperyalist emellerin güçlenmesiyle bin yıldır var olduğu Anadolu coğrafyasından bir kez daha silinmek istenmişti. Oysa bu millet, umutlarını yüreğine, tüm servetini atının terkisine yükleyip talan etmek için değil, vatan etmek için Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'ya gelmiş, cesareti, azmi ve inancıyla bir imparatorluğa dönüşmüştü. Biraz önce de söylediğim gibi biz bu topraklara vatan etmek için Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'ya geldik. Cesaretimiz, azmimiz ve inancımızla atalarımız küçücük bir obadan koca bir imparatorluğa ulaşmıştı. Fakat aradan geçen bin yılın ardından bir şeyler ters gitmeye, kutlu zaferler yerini hüzünlü mağlubiyetlere bırakmaya başlamıştı.
Bu arada ekranda da sizler görüntüleri izliyorsunuz. Birazdan İstiklal Marşımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Ben de kulak kesildim. İstiklal Marşı'nın hemen ardından da tören birlikleri geçişe başlayacak sevgili izleyenler. Önce saygı duruşu ve saygı duruşunun hemen ardından da İstiklal Marşı'nı birlikte dinleyeceğiz. Hey. Omza. Selam. Dur. Gel. Sas duruş. Sola. Dön. Tören için tertip al. Sevgili izleyiciler, tören birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri Karma Bandosu'nun eşliğinde biraz önce İstiklal Marşımızı okudu ve sizler de duydunuz. Şimdi sıra tören birliklerinin geçişinde. İstiklal Marşı'na kadar size bazı şeylerden bahsetmiştim. Kaldığım noktadan devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz Orta Asya'dan Anadolu'ya geldiğimizden ve küçücük bir obadan koca bir imparatorluğa ulaşmıştık. Orada kalmıştık en son. Fakat aradan 1000 yıl geçti ve bir şeyler ters gitmeye, kutlu zaferler yerini hüzünlü mağlubiyetlere bırakmaya, mehter marşlarıyla fethedilen topraklar ağıtlarla terk edilmeye başlanmıştı. Biz geriledikçe düşman ilerliyor, muhteris düşman toprak kazanmaktan çok Türk'ü tarih sahnesinden silmeyi hedefliyordu. Ve nihayet korkulan da oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından düşman orduları son sığınak Anadolu'ya girdi. Artık bıçak kemiğe dayanmış, Türk milleti için ya istiklal ya ölüm demekten başka denecek başkaca bir söz kalmamıştı. Ve söz ağızdan çıktı. Türk milleti Mustafa Kemal'in komutasında İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da erkeği kadını, çoluğu çocuğu, genci ihtiyarıyla
düşman üstüne yürüdü. Ve sonunda bir kez daha hak yerini buldu. Zafer İnanan'ın oldu. Türk milleti Mustafa Kemal'in önderliğinde İnönü'de, Sakarya'da ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da bu toprakların her karışının sonsuza dek kendi vatanı olduğunu cihana kabul ettirdi. Sevgili seyirciler, işte bugün 30 Ağustos 1922 ruhunu bir kez daha hissetmek, milletçe kazandığımız bu büyük zaferin coşkusunu bir kez daha yaşamak ve en önemlisi bir ve beraber olduğumuz zaman cihan üstümüze gelse dahi geriye bir adım atmayacağımızı bir kez daha hatırlatmak için yine alanlardayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl kutlamalarında yer alan tören unsurları birazdan başkent Ankara'nın en işlek bölgesi olan Atatürk Bulvarı'nın iki ucunda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki güzergahta Türk Silahlı Kuvvetleri karma bandosu eşliğinde tören geçişlerini yapacak. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak biz de yapılacak olan bu tören yürüyüşünü sizlere en iyi şekilde ulaştırabilmek amacıyla tören güzergahında konuşlanmış 5 adet naklen yayın aracımızla bu gururu, bu coşkuyu sizlere ulaştırmanın çabasında olacağız. Bu yayının sunumunda spikeriniz ben Levent Kol sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi, tarihçi Profesör Doktor Sayın Adnan Sofuoğlu da her zaman olduğu gibi değerli bilgileri ve yorumlarıyla bizimle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de herkesin bayramını kutluyorum bu vesileyle. Evet sevgili izleyiciler, birazdan tören geçişi başlayacak. Tören birlikleri. Tek. Omza. Tören geçişi başlarken biz de hocamla küçük küçük sohbet etmeye başlayalım. Sayın Sofuoğlu, bir tarihçi, bir akademisyen olarak 30 Ağustos 1922 sizin için ne ifade ediyor, ne ifade etmeli gençler için aynı zamanda? Buyurun hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Buyurun adam. Bilindiği gibi Türkiye 1. Dünya Savaşı'ndan sonra mağlup olarak savaştan ayrılmış idi. Belki ileriki zamanlarda daha geniş konuşacağız vaktimiz olursa. Bu sonucunda mütareke imzalamıştı ve ardından da ülke işgal durumuyla karşı karşıya kalmış idi. Ve özellikle 15 Mayıs'taki Yunanların İzmir'e çıkartılmasıyla bir ülkenin daha deniz öte kısmından gelen bir ülke tarafından, bir devlet tarafından işgali söz konusu olmuş idi. İşte buradan itibaren başlayan ve bir milli mücadele hareketi söz konusudur. Bu milli mücadele hareketinin, milli mücadelenin savaş safhasının, yani cephelerdeki mücadelesinin en son safhasıdır 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutladığımız bugün. Yani şöyle söyleyebiliriz, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Yani yaklaşık 200 yıldan beri geri çekilmekte olan ve devamlı toprak kaybeden Türk milletinin burada büyük zaferle bu işi tersine döndürdüğü bir andır, bir dönemdir. Vatanın kurtarıldığı, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zafer olarak görüyorum bunu. Aynı zamanda bir başka ifadeyle Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, her türlü olumsuz şartlara karşın milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm dünyaya bağımsızlığını ve bağımsız kalacağını, ay yıldızı bayrağının Türk milleti ve var oldukça da gökyüzünde dalgalanacağını haykırdığı şanlı ve büyük bir zaferdir. Hatta yalnızca Türkiye'nin değil, tüm ezilmiş milletlerin, tüm insanlığın özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla
yaşama kararlılığını, yönelişini, tarihin bir adı alanıdır. Bu tarihi bir dönemdir. Bu zaferle Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır aynı zamanda. Türkiye temeli atılmıştır ve dünyaya var oldukça Türk milletinin varlığı, birliği, dirliği, bağımsızlığı asla taviz vermeyeceğinin bir göstergesidir. Benim bu 30 Ağustos zaferini değerlendirmem bu şekildedir. Hocam, ilerleyen dakikalarda yine sizinle değerlendirmeye devam edeceğiz. Sorularım olacak size. Bu arada şu an itibariyle de tören geçişi başladı. Tören birliklerinin hemen önünde, içinde tören kıta komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya'nın olduğu araç yer almakta. Tören kıta komutanı Erdin Kaya, polis ve jandarma unsurlarından oluşan motorlu eskortun eşlik ettiği araç üzerinden tören güzergahı boyunca vatandaşların bayramını kutlayacak. Sizler de birazdan görüntüleri göreceksiniz. Sağlı sollu bu güzergah üzerinde vatandaşlarımız, başkent Ankara'da bulunanlar, gezmeye gelenler, bu günleri değerlendirmek isteyenler elbette ki bu coşkuya eşlik edecekler. Şanlı Türk bayrağımızı bu güzergah boyunca sallayacaklar elbette. Biz de o törenin ortamını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki zaman zaman hocamla da sohbet ederek. Tören kıta komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, biraz önce söylemiştim, tören boyunca vatandaşların bayramını kutlamaya devam edecek. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidene kadar. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kütahya Er Eğitim Komutanlığı'nda görev yapan askerlerimizin ellerinde yükselen, rengini şehitlerimizin kanından alan, egemenliğimizin timsali, şanlı bayrağımızın geçişini izliyorsunuz. Rengini kanımdan alan bayrağım, atamdan yadigar kalan bayrağım, gözüme gönlüme dolan bayrağım. Selam sana halden, maziden selam, sayısız şehitten, gaziden selam. Ne büyük bayram bu, bu ne büyük seyran. O güzel rengine hayranım hayran, yoluna bir değil bin canım kurban. Ey mavi göklerin süsü gururu, ey cennet yurdumun sönmeyen nuru. Uçarken Türklüğün kalbine doğru, al al götür gönlümü o kutlu yere. Çatma Gülçehreni, ne olur bu ere. Sevgili seyirciler, şimdi de Ulu Önder, Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin geçişini izliyorsunuz. Tükenir elbet. Gökte yıldız, denizde kum tükenir. Bu vatan, bu topraklar cömert. Kutsal bir ateşim ki ben sönmez. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Atatürk diyor ki, bu milletin evlatlarının fedakarlıkları, kahramanlıkları için ölçü bulunamaz. Böyle evlatlara ve böyle evlatlardan oluşan ordulara sahip bir millet, elbette hakkını ve bağımsızlığını tam anlamıyla korumakta başarılı olacaktır. Böyle bir milleti bağımsızlığından yoksun etmeye kalkışmaksa hayalle uğraşmaktır. Bu muhteşem tablodan da anlaşılacağı gibi, tarihler geçse, takvimler değişse de milletimizin gönlündeki Atatürk sevgisi hiç azalmıyor. Atatürk de milletinin gönlündeki yerini elbette ki çok iyi biliyor. Şimdi de Ankara Garnizonu'ndaki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tören bölüklerinden oluşan tören taburu geçişi yapıyor. Sevgili seyirciler, şu an tören alanından geçen askerlerimiz İnönü'de, Sakarya'da, Kocatepe'de canları pahasına düşmana karşı duran ve bizlere bugünleri armağan eden kahraman ordumuzun bugünkü kuşakları. Mustafa Kemal hayattayken ne diyor bakın. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fani Mustafa Kemal. Diğeri milletin daima içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Sevgili seyirciler, şu ansa Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı öğrencilerinden oluşan Harbiyeliler tören geçişini yapmakta. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız. Tufanları gösteren,
tarihlerin yadıyız. Kanla, irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti. Cehennemler kudursa ölmez nigahbanıyız. Yaşa var ol harbiye, yıkılmaz satve dinle. Göklerden gelen bir ses sana ne diyor dinle. Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen, kartal yuvalarında hürdür millet seninle. Harbiyelilerin hemen ardındansa Yarbay Levent Türkel'in sevk ve idaresindeki karma bando geçişini yapıyor. Milletçe bizleri coşturan, ezgileriyle kahramanlık duygularımızı besleyen Türk Silahlı Kuvvetleri Karma Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığı'na bağlı 96 personelden oluşuyor. Tarihçesine bakacak olursak Osmanlı Padişahı 2. Mahmut döneminde İstanbul'da batılı bir bando oluşturmak düşüncesiyle 1832 yılında Mızıkayı Hümayun kurulmuştur. Ve Türk tarihinde batılı anlamda ilk bando olma özelliğini taşıyor Mızıkayı Hümayun. Ve Donizetti ve Guattelli gibi şefler yönetiminde de gelişimini sürdürmüştür. Abi hangi okulu bunlar ya? Evet, şimdi Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı öğrencilerinden oluşan Harbiyeliler tören geçişini yapıyor. Bir kez daha anons edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise kadar olan güzergah boyunca vatandaşlarımız da bu güzergahta bu coşkuya eşlik edecekler. Eğer sizler de evlerinizde izliyorsanız ve bu güzergaha yakınsanız bu coşkuya eşlik etmenizi özellikle tavsiye ederiz. Şimdi de Türk mavisi üniformalarıyla Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın geçişini izliyorsunuz. 18 Temmuz 1920'de Atatürk'ün direktifleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Takımı olarak kurulan alay, Kurtuluş Savaşı'nın en buhranlı zamanlarında 2. İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'a iştirak etmiş, katıldığı bu muharebeler neticesinde 32 şehit, 69 gazi vermiştir. Şimdi de görev kıyafeti, silah ve teçhizatıyla kuruluşlarından beri yurt içi ve yurt dışında en zor görevleri başarıyla ifa eden kahraman komandolarımızı temsilen komando özel birliklerinin tören geçişini izliyorsunuz. Terörle mücadele kapsamında her zaman ön safhalarda yer alan dosta güven, düşmana korku salan özel birliklerimizde görev yapan askerlerimiz özel olarak seçilerek her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapabilecek yetenek ve teçhizatla donatılmışlardır. Sevgili seyirciler, şimdi de üzerlerinde kahraman ordumuzun Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı haricinde Kıbrıs Savaşı'nda giydiği kıyafetler ve kullandığı teçhizatla o günü temsil eden tarihi bölük geçişini yapıyor. Atatürk bir konuşmasında ordumuz için şu düşünceleri dile getiriyor. Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu asıl tel örgüleri hiçe sayarak atlayan, savaş meydanında can veren, yaralanan, kendini esirgemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır. Ne yazık ki onların her birinin adını Kocatepe'nin sırtlarına yazmak mümkün değildir. Fakat hepsinin ortak bir adı vardır. Türk askeri. Bir başka konuşmasındaysa Türk kumandanları kumanda etmesini, Türk askeri ölmesini bildi. Harbi kazanışımızın sırrı işte bundan ibarettir. Şimdi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl kutlamalarında tarihi Osmanlı Birliği geçişini yapmakta. Tarihi Osmanlı Birliği'nin geçişini şu sırayla görüyoruz. Önde çorbacı denilen
Çorbacıbaşı denilen birlik komutanı, ardından sancaktar, odabaşı ve başeski geçmekte. Odabaşı ve başeskiyi takiben sırasıyla zırhlı muhafızlar, kesiciler, yakıcılar, aşçıbaşı ve serdengeçliler, cebeci subayı ve cebeciler, humbara subayı ve humbaracılar, topçu subayı ve topçular, lağımcı subayı, lağımcılar ve ulaklar geçiş yapmakta. Bizlere geçmiş zaferleri hatırlatan ezgileriyle tarihi Osmanlı Birliği'nin geçişini izliyorsunuz. Bugün sizler başkent Ankara'da meydanların dolduğunu ve bayram coşkusuna Ankara'da bulunanların nasıl eşlik ettiğini göreceksiniz. Birazdan zaten ekranlarımızda biz de bu coşkuyu sizlerle paylaşacağız ve sizlere aktaracağız değerli izleyiciler. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak bayramımızın güzel bir şekilde geçmesini ve en güzel görüntüleri elbette ki sizlerle paylaşmayı diliyoruz. Tarihi Osmanlı Birliği'nin hemen ardındansa şu anda marşları duyuyorsunuz zaten. Çaldıkları marşlarla bizleri coşturan bir diğer bando grubu, jandarma bandosu ve jandarma merasim bölüğünün geçişini izliyorsunuz. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'ndan. Onlar en yetenekli, onlar en güçlü, onlar en korkusuz olanlar. Onlar huzur ve barışın devamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü için savaşanlar. Onlar Kaanlar. Şu an tören geçişini yapan birliğimiz Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Birliği. Jandarma Özel Asayiş Birlikleri şanlı tarihimiz, Ulu Önder Atatürk ve kahraman şehitlerimizden aldığı feyizle diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetini aşan özel eğitim, silah, teçhizat, donanım ve üstün yetenek gerektiren önemli asayiş olaylarında, arama kurtarma faaliyetlerinde ve teröristle mücadele harekatlarında başarıyla görev almaktalar. Sevgili seyirciler, şimdi geçiş sırası milletinin huzur ve güveni, devletinin bekası için gece gündüz çalışanlar. Polislerimiz, polislerimizi izliyorsunuz ve özellikle son yıllarda onların da çok farklı bir oluşum içerisinde olduğunu görüyoruz. PAYM öğrencilerini görüyoruz değerli izleyenler. Polis teşkilatı adına ilk olarak tören alanda yerini alan PAYM öğrencileri. Ve polis özel harekat birlikleri PAYM öğrencilerinin ardından tören yürüyüşünü yapan emniyet unsurumuz, millete hizmete gerçekten en zoru seçen, görevi gereği her an ölümle burun buruna gelen, yine de her daim vatan sağ olsun diyen kahraman polis özel harekat birliği. Ve bekçilerimizin geçişini de biraz önce izledik. İzleyeceksiniz daha doğrusu şimdi.
Jandarma özel arama kurtarma araçları geçiş yapıyor şu anda. Ülke olarak gerçekten son dönemlerde çok zor günler geçirdik. Afetler yaşadık. Ülkemizde ve dünyanın birçok noktasında yangınlar çıktı. Keza yine seller oldu. Ve işte bütün bu afetler yaşanırken elbette jandarma her zaman yanımızdaydı. Bugün de törende bizlerle beraberler. Onlar da elbette ki tören geçişi sırasında izliyorsunuz. Biz de onları sizlere yansıtıyoruz. Evet sevgili seyirciler, başkent Ankara'dan bizler size 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını an be an yansıtmaya devam edeceğiz. Yanımda Profesör Doktor Adnan Sofuoğlu var ve biz onun bilgileriyle elbette ki aydınlanacağız. Şu anda bizi izleyen genç kardeşlerim, çocuklarımız var evde. Onların da özellikle tarih bilincini öğrenmesi açısından son derece keyifli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Keza Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasında Gazi Mustafa Kemal'in ne kadar büyük önemi olduğunu da biliyorsunuz. Hocam birazdan sohbetimize başlayacağız ama sohbete başlamadan önce hemen ben atlı birliklerinde anonsunu yapmak istiyorum. Şu anda ekranlarınızda sevgili izleyenler atlı birlikleri görüyorsunuz. Belki de törenin en ilgi çekici unsurları atlı birlikler. Süvari kültür ve tarihini yaşatmak ve bu mirası gelecek nesillere intikal ettirmek, atasporu biniciliğin gelişmesi ve yaygınlaştırılmasına öncülük etmek amacıyla kurulan Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı Atlı Birliği'nin geçişini izliyorsunuz şimdi. Ve üzerlerindeki kıyafetlere baktığınızda da o tarihi kıyafetlerle dönemi yansıtmak üzere sizler ekranda izliyorsunuz onların geçişini. Bir kez daha söyleyelim, başkent Ankara'da bugün oldukça sıcak bir hava var. Şu saatlerde yaklaşık olarak 34 derece bir sıcaklık. Ve şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarının da geçişini izliyoruz. Biraz önce bir itfaiye aracı, ardından kent estetiği araçları geçiyor. Evet, biraz önce değerli hocamla sohbete başlayacağımızı ve elbette ki özellikle genç nesillerin tarih bilincinin aşılanması için onların önlerinde çok uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Hocam biraz önce de söylemiştim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasına öncülük etmişti ve ecdadımızın neler yaptığının çok iyi bilinmesi gerektiğini, tarih yazmanın, tarih yapmanın birbirinden farklı şeyler olduğunu, bunları ayırt etmemiz gerektiğini ve tarihi yazmak hiç kolay değildir diyerek de bunu defalarca söylemişti. Fakat tarihi yazan bir ulusun evlatlarıyız biz. Bunları da elbette bugün gençlerle, izleyenlerle paylaşalım. Şimdi Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştı ve ardından hakikaten büyük bir uçuruma yuvarlanmıştık. Nasıl bir uçuruma sürüklenmiştik? O dönemi biraz anlayabilmemiz için hocam nasıl yansıtabiliriz, neler söyleyebilirsiniz? Evet,
Birinci Dünya Savaşı 1914 Ağustos'da başlayan bir savaştı. Bu aslında büyük Avrupa Savaşı ve büyük savaş şeklinde başlayan bir şey. Sonra bu bütün dünyayı etkileyen bir savaş olduğu için daha sonra buna Birinci Dünya Savaşı ifadesi kullanılmış, sanki ikincisinde yapılacağını biliniyormuş gibi ifade edilmiştir. Bu Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti Güçlü ittifak diye bilinen Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'nın safında aynı grubun içinde yer alarak dahil olacaktır. Sonra bu İtalya bu gruptan ayrılıp öbür safa geçecek ve üçlü ittifak dediğimiz grup sadece üç büyük devletten bir de ona Bulgaristan'ın katılmasıyla sürdürecektir savaşı. Savaş 4 yıl sürmüştür. Yani Almanya, Avusturya, Macaristan, Bartolu ve Osmanlı Devleti Bulgaristan'ın katılımıyla 4 yıl devam eden bir mücadele olmuştur. Ve savaşın sonunda bu grup, yani Üçlü İttifak grubu, karşı tarafa, yani Üçlü İtilaf diye bilinen işte İngiltere, Fransa, Rusya, sonra oraya Amerika'nın, sonra işte İtalya'nın da saptığı işte bu tarafa katılmasıyla oluşan grup karşısında savaşı kaybetmiştir. Doğal olarak tabii ki Osmanlı Devleti de bu savaştan bazı önemli, güzel, iyi başarılar elde etmesine rağmen, mesela Çanakkale Muharebelerinde olduğu gibi, Kutul Amare'de olduğu gibi kaybetmiştir. Ve 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi diye bildiğimiz mütarekeyi imzalayarak savaştan çekilmiş bulunmaktaydı. Bundan sonraki süreçte Osmanlı Devleti tabii bir diğer kendi müttefikleri gibi bir kaos ortamı, belirsizlik ortamı içine sürüklenmiş vaziyetteydi. Şimdi galip devletler yeni dünya düzenini oluşturma, daha doğrusu savaş sonrası yeni dünyanın yapılanması, işte barış antlaşmalarının temellerini oluşturma ve bu için adımlar atıyorlar, çalışmalar başlatmışlar idi. Bu durumda mağlup olan devletlere, bunlardan bir de Osmanlı Devleti, sunulacak, onun önüne getirilecek barış anlaşması şartlarının ne olacağını çok, yani devlet bu tam olarak bilinir durumda değildi. Fakat ağır olacağı ve adeta cezalandırılacağı da belliydi ve zaten bunu da ifade ediyorlardı galip, özellikle İngiltere. Ve bu ortamda Osmanlı Devleti'nin bir siyasi istikrarsızlık içine düştüğünü ve mütarekeden sonra ülkenin çeşitli bölgelerinin denetim ve kontrol altına alınmaya başlandığını, işgal edilmeye başlandığını, hatta mütarekeye aykırı olarak hareket edilerek efendim Musul'da olduğu gibi işgal edildiğini, işgallere yönelildiğini görüyoruz. Hatta bunu daha da ileriye götürerek aslında kendisi de biz herhangi bir savaş hali olmadığı, savaş halinde olmadığımız Yunanlıları da bir bakıma destekleyerek ve kullanarak onların Batı Anadolu'ya çıkartıldığını, yani İzmir'e çıkartıldığını ve İzmir'i işgal ettiklerini görüyoruz. Yani 15 Mayıs 1919'da biliyorsunuz İzmir işgal edildi Yunanlar tarafından. Onlar çıkartıldı. Mütareke hükümleri kullanılarak sözde çıkartıldı. Fakat onlar bizim muhatabımız değildi. Bizim mütarekedeki muhataplarımız İtilaf Devletleri dediğimiz İngiltere, Fransa, İtalya idi. Rusya da yok artık. Çünkü Rusya İmparatorluğu da çökmüş vaziyetteydi savaş ortamı içinde. Bunlardı. Dolayısıyla Yunanların Anadolu'ya çıkartılması ile aslında Anadolu'nun parçalanmaya başladığını ve parçalanacağını daha açık bir şekilde ortaya konmuş oldu. Yani konuluyor idi. Yani hesapları şuydu. Ortaya çıkıyor. İşte Batı Anadolu'nun Yunanlara bırakılacağı belirtildi. Zaten öteden beri onların da megalide diye ifade ettikleri hedefleri vardı. Doğu'da bir zaten öteden beri kurulmaya, kurdurmaya çalışılan
bir Ermeni devleti söz konusuydu. Bu arada Karadeniz bölgesinde de bir Pontus hareketi başlatılmış ya da desteklenmekteydi. Yani Osmanlı Devleti elindeki son kalan mütareke imzalandığında sahip olunan topraklar da elinden alınmaya çalışılıyor. Yani Pontus mütarekesi imzalandığında Türk ordusu Musul'u ve Halep'e kadar olan bölgeleri kontrol ediyordu aslında. Ve işte de Trakya'yı kontrol ediyordu, Anadolu'yu tamamen kontrol ediyor idi. Fakat hatta Kars, Ardahan, Batum'u geri almış idi. Yani aşağı yukarı 1878'den itibaren işgal altında olan, Rus işgalında olan bu üç vilayeti de geri almış idi. Fakat daha sonra gelişmeleri gösterdi ki bu durumdan bu vaziyet böyle devam etmeyeceği gibi bu elinde tuttuğu mütareke, Pontus mütareke sonrasında elinde tuttuğu toprakları da elinden alınacağı ortaya çıktı uygulamalardan. İşte yani bu bir Batılıların yahut da emperyalist güçlerin, galip devletlerin bir projesiydi. Bu öteden beri devam eden, yani bir şark meselesi diye, doğu sorunu diye ifade ettikleri bir politikaların uygulama alanına konuşuydu. Yani bu durumda herhalde Orta Anadolu'da çok dar alanda bir Osmanlı Devleti'nin varlığı bırakılması ve yaşayama şansının pek olmadığı, hatta İstanbul'un başkentin bile kontrol altına alındığı ve denetimi altına alındığı, Boğaz'dan elinden alındığı bir, zaten denetimin de elinden alındığı bir devlet haline bırakılıp Batı'nın Yunanlılara, işte doğuda bir başka bir devlet vesaire, böyle bir planın o ortada olduğu ve bu kesinlikle uygulama konulduğunda görüldüğü bir dönem idi. Tabii yani amaç evet. Zaten orada tamamen tarih evet. Sahnesinden silinmeye çalışılmasının adımları. Adımlar atılıyor. Bu Osmanlı Devleti'nin bu geri devamlı toprak kaybı, yani toprak bütünlüğü sorunu, evet. 1683 Milyana muharebesi vardır biliyorsunuz. İkinci evet. Viyana. Oradan itibaren başlayan bir süreç idi. Yani Osmanlı Devleti, Türkiye diyelim şöyle genel olarak kullanalım. 18. yani 1700'ün başlarından itibaren, 18. yüzyılın başlarından itibaren bir toprak bütünlüğü, ülke bütünlüğü sorunuyla karşı karşıya kalmış bulunuyor dedi ve bunun mücadelesini veriyor dedi. Daha sonra tabii ki bu devletin gerilemesi, güç kaybetmesiyle beraber daha sonra mesela İkinci Mahmut özellikle iç ayaklanmaların, ayrılmaların başladığı dönemde, imparatorluktan ayrılmaya başladığı dönemde bir kimlik sorunuyla karşı karşıya kaldı Osmanlı Devleti. Yani Osmanlı nedir? Yani bir yeni bir kimlik, işte Osmanlılık kimliği vesaire ön plana çıkarılmaya çalışıldı. İkinci Mahmut'tan sonra Tanzimat dönemi vesaire. Ama bu dönemde bir de aynı zamanda emperyalist güçlerin, büyük güçlerin ekonomik emperyalizmine de maruz kaldı. Ardından kültürel emperyalizme maruz kalacak. Bu da beraberinde daha önce çok sorun taşımayan kapitülasyonların Osmanlı Devleti'nin artık belini büktüğü hale geldi. Her alanda etkin oldu ve yabancı güçlerin, devletlerin tamamen devleti kontrol altına aldığı bir döneme ortaya çıkardı. Bu durumda Osmanlı Devleti'nin bütün mücadelesi, aslında şöyle çok özetlemeye çalışıyorum, bütün mücadelesi toprak bütünlüğünü, ülke bütünlüğünü korumak, yeni bir kimlik oluşturarak, yani kimlikle oluşturarak bunu sürdürmek ve tam bir bağımsız hali, yani kapitülasyonlardan bütün ekonomik olarak, bütün emperyalist baskılardan, kapitülasyonlardan özellikle kurtulmaya yönelik bir çaba içine girdiğini görüyoruz. Evet. Ve bunu 19. yüzyıldan itibaren, yani 1800'lerin ortalarına doğru özellikle bu mücadeleyi vermeye başladığını görüyoruz. Hatta bunun için hem askeri hem efendim siyasi, politik, uluslararası alanda bütün platformlarda bunu mücadelesini verdiğini görüyoruz. Fakat yapılan bütün atılan adımlar yani işte reformlar vesaire, bütün girişimler pek sonuç getirmedi. Yani sonuçta imparatorluğun dağılışı, güç kaybı önlenemedi. Toprak bütünlüğü meselesi önlenemedi. En son sığındığımız, en son
geldiğimiz nokta işte Mondros mütarekesiyle imzalandığı anda sahip olduğumuz sınırlara dayanmış oldu. Bu aşağı yukarı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını teşkil ediyor. Ve bu mücadele sürdürüldü. Yani sürdürülmeye de çalışıldı. Ve mütarekeden sonra da Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin katılırken en büyük hedeflerinden biri bu ülke bütünlüğü, toprak bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü sağlamak ve bu kapitülasyon belasından hem ekonomik hem kültürel olarak bu hem adli olarak kapitülasyonlar belasından kurtulmak çabası da ön planda söz konusuydu ve hatta Birinci Dünya Savaşı'na girerken tam bağımsızlık hedefi ortaya konmuş idi ve savaş sonrası dünyada yeni dünya düzeni oluşturulurken güçlü bir şekilde ülke toprak bütünlüğünü sağlamış, kapitülasyonlardan kurtulmuş bir ülke olarak varlığını sürdürmek hesabı içindeydiler o günkü şartlarda. Fakat bu tabii Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetle bu gerçekleşmedi. Yani bu durum olmadı. İşte mağlup olundu ve mağlup olarak çıkıldı ve konuşmanın başında söylediği gibi Mondros mütarekesi imzalanarak savaştan çekildi. Ama Türkiye kesinlikle özellikle bu mücadeleyi vermek için hedef edinen bir kesim bunun mücadelesini sürdürmeyi gözde almış ve atılmak için her türlü çabayı göstermeyi planlamış idi. Yani şöyle söyleyeyim, savaş sonrası acaba bir varlık nasıl sürdürülebilir, farklı görüşler, farklı siyasi fikirler ortaya çıkmış olmasına rağmen bir grup Türk milletinin ve devletinin varlığını yeni şartlar çerçevesinde varlığını sürdürmenin yolu ancak mücadeleden geçer. Yani herhangi bir devletle işbirliği veyahut da onların himayesine sığınmakla bu işin sağlanamayacağı yeni bir mücadeleyle ve bunu topyekün bir savaşla mücadeleyle bunun sağlanacağını söyleyen ve bunun için de mücadele eden bir kesim var. İşte Mustafa Kemal Paşa Atatürk bu düşünceyle yola çıkacaktı. Tabii işte bu mücadele aslında, mücadele ruhu bizim zaten genlerimizde var. Fakat bu mücadele ruhunu yansıtabilmek, ortaya çıkarabilmek, bunun bir kıvılcım haline gelebilmesi için bazı safhalar geçmesi gerekiyordu. Bu arada hocam görüntülerde de vatandaşlarımızın özellikle bu coşkuya nasıl katıldığını görüyoruz. Bu arada görüntüleri izlerken sevindirici olan şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz pandeminin etkisi hala devam ediyor ve Ankara'da vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun maskelerini takarak bu alanda bu coşkuya eşlik ettiğini izliyoruz. Bu da çok önemli bir savaş. Ve bu savaşta da elbette ki başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere aşılarını yaptıran ve pandemiden uzaklaşmamız için elinden gelen her şeyi yapan, rasyonel düşünen, aklın ve bilimin bize öğrettiklerine ve gösterdiklerine inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki ben burada size bu bayramın coşkusunu yansıtıyorum. Fakat bu da bir savaş. Bu da sağlık savaşı. Bizim de ülke olarak sağlıklı olarak çıkmamız için bu savaştan önde yer alabilmemiz için hakikaten birçok kural var. Bu kurallara uymamız gerekiyor. Umarız ki aşınızı yaptırmadıysanız en kısa zamanda yaptırırsınız. Bu savaştan da başarılı bir şekilde çıkarız ülke olarak. Hocam sohbete devam edelim. Biraz önce söylediğim gibi başkent Ankara'da hakikaten bu coşkuya eşlik eden çok sayıda vatandaşımız, gençler var, çocuklarımız var. Onlar da bu tarih bilincinin yaşamasında ve yaşatılmasında çocuklar ön ayak oluyorlar, görüyorlar. Gelecek nesillere onlar da bir gün gelecek anlatacaklar. Şimdi şöyle bakalım. Biraz önce söyledik ya, kırılma anları, mücadele, bütün bunlar bizim ruhumuzu yansıtan şeyler. Şimdi başta başkomutanlık meydan savaşı olmak üzere bir de milli mücadelenin biraz önemli cephelerinden bahsedelim. Ve bu savaşların da kırılma safhalarından bahsedelim ki nasıl bir anda iş değişti onu da görelim. Evet,
özetlemeye çalıştım bu mücadelenin HDP gayesinin de olduğunu. Zaten mesela şöyle söyleyeyim. Mücadelenin, milli mücadelenin sonunda, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda sizin sorduğunuz soruya da geleceğim. Şöyle bir Lozan Konferansı'na giderken Misak-ı Milli'nin dışında giden heyete verilen 14 maddelik bir talimatname vardı. 14 maddelik talimatnamede iki alanda kırmızı çizgi vardır. Bunlardan biri kapitasyonlardır. Biri de Doğu Ermeni Devleti meselesidir. Bu iki sorun eğer gündeme getirilirse hiç tartışmadan Ankara'ya da sorulmadan görüşmeler kesilecektir. Yani evet. Kırmızı çizgidir. Diğer mesela 12 maddede ya da 11 maddede işte şöyle yapılabilir. Ankara sorulabilir, tartışılabilir ama bu iki madde kesinlikle kırmızı çizgidir, konuşulamaz. Konuşulamaz, tartışılamaz. O yüzden bu mücadelenin, milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın ne için ve nasıl, hangi hedefe doğru ulaşmak için verildiğini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii bu mücadele dediğiniz gibi kırılma safhaları nasıl oluştu? Şimdi milli mücadele dediğimiz aslında bir siyasi bir ortam, siyasi bir vaziyet ilk etapta ne olacağı tam bir kesin belli değil. Siyasi vaziyette bu işler acaba götürülebilir mi vesaire gibi şeyler varken ülkenin efendim mücadele, kendi varlığını ortaya koyma, kendi haklarını müdafaa etme, dünyaya haykırma şeklinde de, dünyaya gösterme şeklinde de başka bir görüş, başka bir yaklaşım, yani müdafaa hukuk cemiyetleri gibi bir yapılanma sürecinin ortaya çıktığını, bir yapılanma, bir örgütlenme sürecinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve burada görülüyor ki bu bölgesel olarak başlayan bu müdafaa hukuk hareketlerinin bir bütün içinde olmadığı takdirde sadece bölgesel olarak evet burası Türk milletinindir, Türk millete aittir, başka bir devlete verilemez, bunu dünya haykırmak gerekirse bunun için silahlı mücadele vermek ile kazanılamayacağı, bu hareketin, bu müdafaa hukuk hareketinin bir çatı altı tek bir noktada toplanması gerektiği önce hesaplanmıştır. Dolayısıyla milli mücadele şöyle söyleyebiliriz. Bir Türk Kurtuluş Savaşı ilk önce işgallere karşı tüm ordu da, yani mütarekeden dolayı, modus mütarekesinden dolayı ordu da artık etkinliğini kaybetmiş, terhis edilmiş, silahları alınmış, bütün limanları kontrol altına alınmış bir vaziyetteydi. İlk etapta özellikle Yunan işgaline karşı ve diğer işgal girişimlerine karşı ilk önce yerel unsurlarla, milislerle, yani Kuvayi Milliye ile bir direniş hareketi oluşturuldu. Yani bu ne demek? Bir oyalama, vakit kazanma ve varlığını sürdürme. Ondan sonra bir yeni bir ordu, yani askeri güç oluşturma safhasına ve askeri güçle ve Kuvayi Milliye ile birlikte bir savunma mücadelesi verildi. Bir savunma savaşı verildi. Sonra tam askeri gücü ve ordunun tam yapılama sağlandıktan sonra da karşı taarruza geçilecektir. Şimdi bu safhaları şöyle şey yaparsak, bir Kuvayi Milliye dönemi var. Bir savunma müdafası var. Sonra düzenli orduya geçiş var. Büyük Millet Meclisi'nin düzenli ordusunun kurması var. Ve bu düzenli ordu ile Doğu'da Ermenilere karşı kazandığı bir önemli bir zafer var. Evet. Bu önemli kırılma noktalarından biridir. Ermeni meselesinin çözümü. Batı'da İnönü 1. ve 2. İnönü muharebelerinin yapılması, Yunanlara karşı bu savaşların kazanılması var. Bu da önemli. Özellikle bu mücadelenin başarıya ulaşabileceğini Türk milletine, halkına göstermesi açısından, onlara cesaret vermesi açısından önemli bir durumdur. Özellikle 2. İnönü, 1. ve 2. İnönü muharebeleri. Ondan sonra tabi Yunan devletinin ve kuvvetlerinin büyük bir saldırısı, taarruzu söz konusu olmuştur. Bu saldırı, taarruz
neticesinde işte Türk ordusu Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kalmış. Aynı zamanda bu bir strateji olarak da uygulanmıştır. Ve Yunan kuvvetleri kendi asıl ana üslerinden de uzaklaşması sağlandığı gibi cephe hattı da 110 kilometreye varacak ölçüde genişletilmiş vaziyetteydi. Yani onun bir noktada bütün güçlerini toplayarak hücum etmesi de ortadan kaldırılmıştı. Fakat şunu söylüyor tabii kısaca. Biliyorsunuz Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kutlanıyor. Önümüzdeki Eylül ayı içinde bunların kutlamaları yapılacak. 13 Eylül tarihlerinde. Bu Sakarya Meydan Muharebesi'nin bütün varlığıyla, yani elindeki kıt imkanlarla ve vatandaşa son bir şekilde başvurularak 6-7 Ağustos'da Halife-i Milliye kararları çıkarmış başkomutan, o Mustafa Kemal Paşa başkomutanlığa getirildikten sonra bütün imkanlarıyla Sakarya'nın doğusu bugünkü işte Polatlı ve Hayman arasında durdurularak orada bir meydan muharebesinin kazanılması ve geriye çekilişinin durdurulduğu andır. Yani 1683 dediğimiz şeyden başlayan geri çekiliş Sakarya önderinde durdurulmuştu. Bu çok önemli bir kırılma noktalarından biridir. Evet. İzmir Milli Mücadele'nin açısından. Bundan sonra hedefe ulaşmak için, belirlenen hedefe ulaşmak için, yani Misak-ı Milli'de belirlenen hedeflere ulaşmak için şu görülmüştür. Siyasi mücadele, tabi diplomatik ilişkiler, gelişmeler, görüşmelerle bir neticeye varılamayacağı artık kesin olarak ortaya çıkmıştır. Şeyden sonra bir takım görüşmeler var. Fakat ne yapılacak? Askeri güç mümkün olduğunda taarruz edebilecek kabiliyeti kazandırma yoluna bunu sağlamak için çaba sarf edilmiştir ve bu çok büyük özveriyle ve gizlilik içinde yürütülmüştür. Ve işte bugün kutladığımız 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 4 gün içinde ki 6 ay zarfında bu şeyleri Yunanların savunma hattını geçerlerse bir haftada geçtik desinler diye rapor veren İngiliz uzmanların yetkililerine karşı 4 gün içinde yani 26 Ağustos, 30 Ağustos, 30 Ağustos'ta Yunan ülke sarılmış ve bir meydan muharebesilik, o zamanki şey böyledir zaten, İmha Savaşı. Evet. Önce bir taarruz, arkasından sarma ve onu bir meydan muharebesini zorlayıp orada mağlup etme. O zamanki savaş stratejinin önemli taktiklerinden biriydi. Hocam şimdi 1918 savaş bitmiş, biz yenik çıkmışız 1. Dünya Savaşı'ndan. 1919 yılına gelmişiz. Yurdumuz neredeyse, şimdi o süreci daha iyi anlamamız için böyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Neredeyse baştan sona düşman çizmesi altında çiğnenmiş ve hemen herkes artık Türkleri de sonunun geldiğini düşünüyor. Oysa milletimizin hala sahip olduğu fakat artık Türkler bitti diyenlerin bilmediği bir kuvvet daha var. Ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de bu kuvveti şöyle anlatıyor. Diyor ki, ben 1919 senesi Mayıs içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım diyor. Şimdi Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında hocam Anadolu'nun durumunu da bilmek lazım. Biraz kısaca ondan bahsedelim ve bu bitkin, bu yorgun millete nasıl böyle bir milli mücadele ruhu aşıladı? Biraz da bundan bahseder misiniz hocam? Milletin bağımsızlığını milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Kamasya Genelgesi'nin önemli maddelerinden biri. Evet. Yani millete dayalı, millete güvenerek, milletin arkasına alarak bu işin zafere ulaşacağı ve bağımsızlığının sağlanacağını ifade ediliş tarzıdır bu. Biraz çünkü önce anlatmaya çalıştım. Evet, 30 Ağustos'a gelene kadar aslında bu burayı da kısaca bir anlatacak kısa, olursak, tabii, kısaca geçecek olursak sonrasında çok önemli bir soru daha yönelteceğiz. Tamam, size. Şimdi şöyle söyleyelim. Biraz önce bir anlatmaya çalıştım. Halk aslında 10 yıldan beri savaş içinde. Yani Türk halkı, Türk milleti, devlet 10 yıldır savaşıyor. Nereden itibaren? 1912'yi baz alırsak
Balkan Savaşları'nı baz alırsak 1912-1922 ya da daha öncesini alırsak işte 1911 11 Trablusgarp Harbi'ni ele alırsak yani 11 yılından beri 1920'ye gelinceye kadar büyük bir savaş içinde 10 yıldır savaş içinde bir savaş yorgunluğu söz konusu. Artık yılmışsınız, her şey bitsin evet, istiyorsunuz. Tabii ve bu artık yeniden bir savaş mı? Bir ortamı yani halk böyle bir durumda ama bu halkı artık bu sizin kendi eviniz, kendi harimi ispetiniz, bunu korumanız lazım. Bunu korumak için bütün gayretle, bütün gücünüzle savaşmanız, bütün gücünüzle tekrar bir savaşı, tekrar bir mücadeleyi başlatmak gerekiyor. İşte bunu bu millet, Türk milleti bunu başaracaktır ama bunu başarabilmek için de önce kendi önderine, liderine inanması, güvenmesi gerekiyor. Mesela Atatürk'ün sağladığı önemli unsurlardan biri bu. Gerçekten bir dahi. Ve bu halkı tekrar bir mücadele ortamına, bir mücadele azmini vermiş, bir mücadeleye hazırlamış, sağlamıştır. Ülkenin her tarafı işgal. İşgal altında. Yiyecek şey içecek bir şeyiniz yok. Yani, evet. Ektiğiniz bir şeyiniz yok doğru düzgün. Zar yani, zor bunları buluyorsunuz, ediniyorsunuz. Yani bu halkı tekrar gerçekten mücadeleye sevk etmek zor. Bu da tabii neler var? Mesela ne olacak? Askeri orduyu tekrar yapılandırma. Yani tekrar mücadele sevk etmek. İdari kadroyu, yani idari valilikten kaymakamla belediye şeylerine yani kadar, örgütlenme yapısını çok iyi bir şekilde kurabilmek. Ve onları inandırmak. Yani ve onların bu mücadeleden başarılı çıkılabileceğine onları inandırmak ve tekrar mücadele safhası sokmak. İşte bu zaten Amasya Genelgesi'nin itibaren kongreler, yani Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, sonra Batı Anadolu'da yapılan kongreler var. Diğer mesela Trakya'da falan yapılan da kongreler var ama evet, bunlar da en önemli olan ve genel bir birlik, bütünlük ve sağlayan, geneli etkileyen işte Erzurum ve arkasından esas Sivas Kongresi olmuştur ve bununla bir de halkı mücadelenin içine çekmek ve bunu için önemli bir örgütlenme safhası, teşkilat safhası olmuştur. Arkasından da milletin şeyini, mücadelenin içinde yer almasını sağlamak ve meşruiyetini de almak anlamında, yani mücadelenin meşru kaynağını da sağlamak anlamında bu Millet Meclisi halinde de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla sürdürülmüştür. Yani son Osmanlı Meclisi mebusanı açıldı fakat İstanbul'da toplandı. Bu İstanbul'da çalışamayacağı, çalıştırılamayacağı da belliydi aslında. Bu biliniyordu. Fakat tabii ki başkent ve İstanbul'da bunun toplanması öngörüldü. Ve nitekim 12 Ocak 1920'de toplandı. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen İtilaf güçleri tarafından önce fiilen kontrol alınmıştı ama resmen işgal edildi. Ne demek? Orası resmen kontrol, yani yönetim altına alındı. Başkent İstanbul, o zaman Osmanlı başkenti. Ve bu şartlarda ve ilk gün de işgal günü de meclis basıldı. Meclis mebusan basıldı. Ve oradan bazı mebuslar tutuklanarak sonra Malta'ya sürülecek. Bunun üzerine Osmanlı Meclis Mebusanı 18 Mart'ta toplanarak böyle bir ortamda çalışamayacağını ifade ederek çalışmalarına ara verdi. Evet. Tatil etti, ara verdi. Ve arkasından hemen 19'unda Mustafa Kemal Paşa Ankara'da bir Milli Meclis'in toplanması kararını ve bu genelgesini yayınladı. Bu Büyük Millet Meclisi'ni oluşturdu. İşte bu bütün bu şeyler halkı, vatandaşı mücadelenin içine çekmek ve mücadeleyi halkla beraber yürütmenin sağlanması ve bunun gerçekleştirilmesi yönünde atılan önemli adımlar oldu. Aslında İstanbul'un işgal edilmesi süreci biraz daha hızlandırdı diyebiliriz değil mi hocam bu noktada? Yani meclisin Anadolu'ya taşınmasını da hızlandırdı. Şimdi yayınımızın başında da söylediğim gibi biz Türkler bundan 1000 yıl önce çok uzaklardan, Orta Asya'dan kalkıp umutlarımızı yüreğimize, varımızı yoğumuzu ise atımızın terkisine yükleyerek talan etmek niyetiyle değil,
vatan etmek niyetiyle Anadolu'ya geldik. Ve ağır bedeller ödeyerek bu toprakları kendimize vatan yaptık. Lakin o günden bu yana buralarda coğrafya değişti, iklim değişti, toprak değişti ama düşmanlarımızın bizleri buralardan atma, vatanımızı yok etme hevesleri hiç değişmedi hocam. Ne zaman zayıf düştüysek ve ne zaman birbirimize düştüysek bu hain heves hemen kendini gösterdi. Şimdi biliyorsunuz içinde bulunduğumuz hafta Zafer Haftası ve 26 Ağustos tarihinin ise Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü olmasının akla getirdikleriyle Türk milletinin bu mücadelesi hakkında neler söylemek istersiniz hocam? Evet, bu Büyük Selçuklu dönemi biliyorsunuz. Büyük Selçuklu aslında Türklerin Anadolu'ya gelişi daha eski tarihlere kadar gidiyor. Yani Anadolu'yu gelişleri, Anadolu'yu tanımaları daha eski. Hatta Hunların Batı Avrupa'ya doğru gelişine kadar 370'lere kadar falan iniyor yani şeyi. Fakat asıl Anadolu'ya Türk milletinin gelip yerleşmeye başlaması daha çok Büyük Selçuklu Devleti döneminde oldu. Bu işte 1040'lardan sonra, 1050'lerden sonra evet, gerçekleşmeye başladı. Zaten Anadolu, şimdi şöyle tabii bizi dinleyenler açısından söyleyeyim. O zaman tabii Anadolu nüfus olarak çok az bir nüfusa sahip. Yani boş bir alan esasında. Tabii, tabii. Yani ifade edilir ki işte 5-6 milyonluk tüm Anadolu'daki bir nüfus oranı olarak. Tabii aslında o dönemi de kafada iyi canlandırabilmek lazım. Evet, yani bir başkasının şeylerini, yani burası bakir yerleşime açık bir bölge. Gerçi Doğu Roma İmparatorluğu'nun şeyde, Doğu Roma'nın tabii sınırları dahilinde ama o zaman tabii bugünkü gibi böyle sınır anlayışı vesaire, bir ulus devlet anlayışı falan yok. Tabii insanlar, dünya, insanın ortak yerleşiyorlar. Yani sonuçta... Hocam bu arada tören birliklerinin de biz ulusa, birinci meclise ulaştığını da görüyoruz. Buyurun. Ve Türk, Orta Asya'dan gelen Türk kafileleri, Türk kabileleri ya da Türk boyları Anadolu'yu kendine bir vatan edinme olarak görerek buraya gelip yerleşmeye başlamışlar. Bu yerleşim sürecinde işte dediğim gibi daha önceden de zaten buralara gelip yerleşen Türk unsurlar olmuştur. Bu süreçte Roma Diyojen, işte Doğu Roma İmparatoru bu süreci durdurmak istemiştir ve Alparslan'ın Suriye taraflarında harekat halindeyken ondan da istifade ederek büyük bir ordu hazırlayarak Selçuklular üzerine yürümüştür. Bu durumda Malazgirt'te iki ordu karşı karşıya geliyor. Aslında güçler açısından Roma'nın ordusu çok yani yüksek, 100 bin civarında falan. Ama Türk ordusu 70 bin falan gibi ifade ediliyor. Bu savaşı Malazgirt Meydan Muharebesi'ni 26 Ağustos Cuma günü gerçekleşen Meydan Muharebesi'ni bütün azim ve inançlı olan bütün ve başında da sultanlarıyla beraber mücadele eden Türk ordusu kazandı. Ve Roman Diyojen mağlup oldu, at esir düştü. Onlarla bir anlaşma yaptı, onu serbest bıraktılar. Fakat bu anlaşmayı onun yerine geçen, onu sonra İstanbul'a döndüğünde hapsettiler. Gözlerine mil çektiler adamı. O şekilde öldürdüler yani Roma, yeni evet. Roma'da. Dolayısıyla bu yapılan anlaşma da geçersiz oldu. Ve bundan sonra kısa sürede artık Türklerin önüne çıkacak bir askeri güçleri de kalmadığı için kısa sürede Anadolu Türk milletinin vatanı haline geldi. Yani kısa sürede Selçuklular Marmara kıyılarına, bugünkü Akdeniz Ege kıyılarına ulaştılar ve Türkiye'yi bir yeni vatan haline getirdiler. Yani 26 Ağustos Türkiye'nin, Türk milletinin yeni vatanı, yurt olarak, yani burası istila olarak değil, vatan olarak, yurt olarak, yurt edilmek üzere gelindi ve bunu sağlayan bu 26 Ağustos Malazgirt Muharebesi'dir. Bu bunu bize sağlamıştır ve ondan sonra Türk milletinin ikinci en büyük, en önemli vatanı olmuştur.
Ve bunu da 30 Ağustos'ta da bunu dünyaya göstermiş ve perçinlemiştir. İlelebet burası artık Türk milletinin vatanı olacağını bütün dünyaya göstermiştir. Evet, artık elinizi çekin. Gözleriniz bu topraklarda olmasın. Bu artık son mesaj olmuştur herhalde. Çok teşekkür ederim. Şimdi 26 Ağustos tarihi tabii Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü ve Zafer Haftası olması nedeniyle bu soruyu da özellikle yorumlamanızı istemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce de söyledim. Bizi izleyen çok sayıda genç kardeşimiz var, çocuklarımız var. Hocam onlara son bir mesaj vermek ister misiniz? 30 Ağustos 1922 sizin için bir tarihçi olarak birçok şey ifade etse de gencecik kardeşlerimiz acaba sizden bir öğretmenleri olarak, bir hocaları olarak ne duysunlar, ne söylemek istersiniz onlara? Atalarının, dedelerinin büyük bir özveriyle bu vatanı, bu ülkeyi emanet bağımsızlığını sağlayarak bu devletin kuruluşunu ve bağımsızlığının temelini atarak bu ülkeyi emanet eden bizim gençliğimizin bütün imkanlarını kullanarak kendilerini en iyi yetiştirmeleri, her alanda, hangi alandaysa en iyi yetiştirmeleri, bu ülkeye, vatana sahip çıkmaları, bunu ileriye götürmeleri ve daha da güçlü, daha da yüksek seviyelere getirmeleri, yani eski gücü, dünya devleti gücünü kavuşturmaları için elinden gelen bütün imkanlarını kullanmaları ve bu ülkenin nasıl kendilerine vatan olarak bırakıldığını da bilmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bu mücadeleyi, bu çalışmalarını sürdürmeleri gerekir diyorum. Çok teşekkür ederiz. Onların da önünde büyük bir mücadele ve büyük bir kazanma azmi olacak elbette. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adnan Sofuoğlu, değerli tarihçimiz bizlerle beraberdi. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgileriniz için, bizimle paylaştığınız için, bizi aydınlattığınız için. Bence çok teşekkür ederim bu imkanı bize sunduğunuz için. Hem de aynı zamanda yine tekrar bu Zafer Bayramı'nın dolayısıyla tüm başta Gazi Mustafa Kemal Paşa, Atatürk ve sahip olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum ve herkesin bayramını tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Eminim şu anda bizleri bir yerden izliyorlardır, takip ediyorlardır diye de düşünmek gerekiyor. Sevgili izleyiciler, birinci meclis şu anda gördüğünüz gibi askerlerimizin ayak sesleriyle inliyor, oradalar. 1923 Nisan 1920'de biliyorsunuz birinci meclis orada açıldı ve onlar da şu anda bu yürüyüşü tamamlıyorlar. Bizler de artık yayınımızın sonuna geldik. Sevgili seyirciler, Ankara Atatürk Bulvarı'ndan yaptığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı 99. yıl kutlamaları son buldu. Fakat emin olun bu büyük zaferin gururu ve coşkusu sonsuza kadar devam edecek. Ve kanıyla, canıyla bu toprakları vatan yapanların çocukları olarak bizlerin de bu gururdan ve bu sevinçten her zaman alacağı olacaktır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak hepinizin bayramını bir kez daha kutlar, daha nice mutlu günlerde, mutlu bayramlarda birlikte olmayı dileriz. Hoşça kalın.